Manşete hoş geldiniz. Evet, İngiliz gazetelerinde yayımlandı bu fotoğraf. Orta Doğu adeta bir barut fıçısı ve İngiltere, Amerika birlikte fitili ateşliyorlar. Fransa ve Almanya liderleri de arkada, buna seyirci veya destekçi. Medya veriyor, her türlü gelişmeyi veriyor ve artık kendi hükümetlerine, kendi başkentlerine kafa tutuyor. Birazdan bu örnekleri göreceğiz. Ee, ve enteresan bir şekilde hiç kimse güvende değil. Ee, dünyada özellikle şu son 10-12 günde yaşanan gelişmeleri ben de e, anlıyorum fakat yani anlamakta güçlük çekmiyorum fakat şaşırıyorum. Artık kör göze parmak biçimde bir e, taraf tutma veya artık e, cephesini belirleme ve ona göre de dünyaya veya kendi toplumuna, kendi medyasına, kendi sivil toplumuna, neyse e, bölgelere ayar verme dönemine girildi. Artık hiçbir şey gizli, saklı değil. Perdeler arkasında da değil. Çok açık aleni yapılıyor ve bundan dolayı da rahatsızlar. Yani Batılı liderler daha önce perde arkasında götürdükleri, diplomatik olarak götürdükleri, izah edilebilir siyaseti, politikayı, izah edilebilir manevraları artık izah edilemeyecek şekilde bodostama yapıyorlar ve bundan dolayı rahatsızlar. Yani bu konuların deşifre olmasından dolayı rahatsızlar. Bu kadar açık taraf girliğin, sergilenmesinden, sahneye konmasından rahatsızlar. Taraf olmak zorunda olmaktan ve bunu göstermekten dolayı rahatsızlar. Bu rahatsızlık zaten yüzlerine de yansıyor, konuşmalarına da yansıyor. Ve artık sorulara da cevap vermiyorlar ya da ancak kendi sorularından emin oldukları insanlarla seyahat ediyorlar. Durum bu. Yani İngiliz gazetelerinde yayınlanan karikatürler, haberler bu Daily Express en çarpıcı kapaklardan biriyle çıktı. Yani diyor ki adeta Allah'ın adıyla Tanrı hakkına yani kurtarın çocukları. Allah rızası için derler ya Türkçe'de. Hani mealen. Allah rızası için çocukları kurtarın. Yani bir Filistinli bebeğin kefene sarılmış işte babası kucağında. Ya bu fotoğrafın hiçbir izahı yok. Dünyanın hiçbir yerinde evrensel hiçbir kaide ta en başından bu tarafa bunu izah edemez. Onlar bize çoluk çocuk daldı biz de öyle dalarız. Her iki tarafta böyle bakıyor olabilir. Hamas da böyle bakıyor. İsrail de böyle bakıyor olabilir. İsrail hükümeti de böyle bakıyor olabilir. Fakat bu durumu değiştirmiyor. Bunun bir savaş suçu olarak tescil edilmesi de gerekmiyor. Yani illa bunu bir kanun kitabına yazmak, uluslararası normlarda falan bunu bu şekilde adlandırmak da gerekmiyor. Utançtır bu yani. Utançtır, ayıptır hiçbir şeye sığmaz. değile midir? Gazete ön cephede çocukların savaşın kurbanı olduklarını yazmış. Savaşın kurbanları. İsrail'in diyor. İsrail'in hastane saldırısından sonra yaralanan çocuklar diyor. Bakın İsrail'in hastane saldırısından sonra diyor. Bakın burada İngilizcesi olan varsa görebilir. Yani Batı da İsrail'in o açıkladığı tezleri kabul etmiş değil. Çünkü bir takım gerekçeler birazdan da bakacağız. Problemli yani. Ve bir takım fake gerekçelere tarih tutmayan falan bir takım belgelere falan da başvurmuşlar. Ya yani ne olursa olsun her gün ortalama 300 kişi ölüyor bunun üçte işte bir çocuk. Yani bırakalım hastane saldırısını. Daily Mirror'ın iç sayfası kocaman açmışlar. Lütfen yardım yardım çığlığını kocaman manşet yapmış. Yani. Tabii Türkiye medyası bir gözünü kapatmış. Tek gözüyle hadiselere bakıyor. Aslında o gözde de o gözde de problem var. Ayrı bir konu. Eee Tamamen filtrelenmiş veya işte Cumhurbaşkanlığı neyse Saray Propaganda Merkezi tarafından üfürülen gerçekler veya üfürülen bültenler çerçevesinde bir şey yürüyünce her iki taraftan kurbanlar da görülmüyor. Mesela e, Daily Mail bunu içeride açmış İngiltere'de e, annesine seslenen kız 12 yaşında Harry Potter e, fanıymış anneciğim diyor I am, çok korkuyorum ve öldü bu kız çocuğu 12 yaşındaydı. İsrail'le olması, onun bir çocuk olduğu, onun masum, günahsız bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor ama kimse bunlardan bahsetmiyor. Hamas'ın öldürdüğü, katlettiği çocuklardan, bebeklerden bahsetmiyor. İşte bu da saldırının ardından yanmış, kül olmuş evleri. Öldürüldü. Burada. Yakılarak öldürüldü. Daily Express'in iç sayfası. Evet. Çocukların çığlıklarından tüm gece uyuyamadım diyor. Çocukların çığlıklarından tüm gece uyuyamadım. Daily Telegraph. iç sayfasında kocaman açmış fotoğrafı. Gazze'de yıkıntılar arasında bir kadın. Gene iç sayfada Daily Mail kocaman açmış ve bir harita var. Ve bu haritada ülkeler var. Ülkelerin pozisyonları var. İran, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan tek tek anlatmış. Ee, e, Amerika, İngiltere, Ukrayna, Rusya, Çin. Türkiye yok. Yani haritada Türkiye var ama Türkiye'nin pozisyonu yok. Çünkü Türkiye oyunda yok. Türkiye haritada yok. Türkiye masada yok. Liderler Mısır'da buluşuyor diye bir haber Sky News ve Reuters'tan geçti. Filistin devlet başkanı var, İtalya'dan var, Fransa'dan var, Japonya'dan var, Güney Afrika'dan var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de davet edilmiş. Bahreyn kralı falan gidiyor. Türkiye'yi çağıran yok. Teyit eden var, etmeyen var. Yok yok masada yok. Yani Olayı siz saray, sarayda filtrelenmiş haberlerle falan görüyorsunuz, okuyorsunuz belki ama Türkiye'deki seyircileri kastederek söylüyorum. Yani kaldırın kafanızı biraz. Problem var orada yani. Çünkü masada olmayan bir ülkeden bahsediyor. Masada olmadığı için de öfkeli. Öfkeli olduğu için de ne yapacağını bilmiyor ve öfkeli olduğu için de sağa sola saldırıyor ve bir takım yalanları ve dezenformasyonu dolaşıma sokuyor. Dikkat edin yani. Akla zarar bir konuşma yaptı Amerika Başkanı. Ulusa seslendi. İsrail'den döner dönmez ayağının tozuyla. Dedim ya yani artık herkes kartlarını açık oynuyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne yapacakları mali destek için kongreye acil talepte bulunacağınız belirtiyor falan filan falan. Kongrede de çok parçalı bir yapı var. Ayrıca Amerika seçime doğru gidiyor. Cumhuriyetçiler de kendi adaylarını belirleme telaşında demokratlar öyle Biden'ın her gün ekran, her gün dolaşıma giren bir takım görüntüleri artık 81 yaşındaki bu insanın götüremediğini gösteriyor. Hele böyle bir sorunlu coğrafyada sorunlu bir dünyada dinamik bir baş, başkana ihtiyaç var yani genç bir başkana ihtiyaç var. Neyse ya zaten hali hazırda bilginiz var mı bilmiyorum benden duyun 36 milyar dolar her yıl 36 milyar dolar Amerika destekliyor İsrail'i. Yani Amerika olmasa İsrail olmaz. Ama şimdi böyle bir pozisyonda Amerika artık tam anlamıyla tarafını şey yap. Yani Biden'ın bahsettiği destek 36 milyar doların üzerine bir destek. Daha da daha da. Haliyle şunu akıldan çıkarmayın. Amerika yoksa İsrail yok. Çok net yani. O açıdan muazzam bir bağımlılık ve muazzam bir ilişki var. Ergün Babahan Biden masal anlatıyor resmen yazık dünyanın geldiği hale demiş. Ne desin yani cümleten topyekün küresel kabusa doğru gidiyoruz demiş Yavuz Baydar. Her iki isim de lisan bilen yabancı medyadan, küresel medyadan neyse artık farklı kaynaklardan gelişmeleri takip eden ve artık yaşı kemale ermiş isimler. Böyle diyorlarsa durup düşünmek lazım. Hürriyet'in iç sayfasından kestim bunu. ABD insani yardım tasarısını tek başına veto etti. Ölüme kalkan el diyor. Veto hakkı var ya Birleşmiş Milletler'de. Amerika'nın. Biden savaş hukuku sorusuna sessiz kalmış. İsrailler geçen hafta bahsettiğiniz savaş kurallarına göre mi hareket ediyor diye sorulunca sizinle güzel konuşmak güzeldi deyip odasına geçmiş. Bu da İngiltere. İngiltere Başbakanı'nın yüzündeki kederli ifade hani belki de laflarına değil ama en azından yüzüne yansıyan durumu anlatıyor. Ben daha önce de söylemiştim. Onun pek böyle söylediği gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Fakat yapacak bir şey yok. İngiltere ve Amerika ezeli ebedi müttefiktirler. Dünyada kesinlikle bozulmayacak ezeli ebedi müttefik iki ülke gösterir misin diye sorsalar İngiltere ve Amerika derim ve dolayısıyla birlikte hareket edecekler ediyorlar. İngiltere Başbakanının hangi partiden olursa olsun bir seçeneği yok. Dolayısıyla İngiltere'de işte sol gelmiş, sağ gelmiş, muhafazakarlar, işçi partisi, öbürü, lib liberal demokratlar, öbürü diyor ki çok fazla fark etmiyor. Onu da belirtelim. Bu arada İngiltere'de e, iki ara seçim oldu. iki ayrı bölgede e, ara seçim oldu. Boşalan milletvekilliklerinin yerine seçim yapıldı. E, i̇kisini de e, muhafazakar partinin kalesi sayılamayan Sayılan bu iki ülkede yani 80-90 yıldır muhafazakar partiden başka milletvekili çıkaran olmamış işçi partili adaylar kazandı ve işçi partisi iktidarı gömbür gömbür geliyor. Bu işçi partisinin çok iyi olduğu, solun bir umut olduğu, işçi partisi politikalarının alkışlandığı falan veya işçi partisi liderinin muazzam karizmatik bir lider olduğu için falan değil. E, muhaf e, muhafazakar parti iktidarda çok yıprandı. 14 yıldır iktidarda ve artık muhafazakar partili seçmen bile partinin bir süre kıza çekilmesini ve neyse muhalefette kalıp dinlenmesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla zoraki bir işçi partisi değişikliğine, işçi partisi iktidarı değişikliğine doğru yürüyor ee, İngiltere. Önümüzdeki sene seçimlerden sonra işçi partisi kazanınca, aa solun zaferi bak görüyor musunuz? Sol yükselişe geçti gibi yorumlar olursa gülün geçin, alakası yok. şimdi, Birleşmiş Milletlere bağlı Filistinli mültecilere yardım kuruluşu direktörü demiş ki krizin büyük bir yayılma riski var. Uzun yıllardır bölgedeyim. Bu işleri takip ediyorum. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma ilişkin aldığımız tüm bilgiler son derece endişe verici. Artık dünyanın diyor insanlığı kaybettiği izlenimine kapılıyorum. İzlenime falan kapılmasın. Yani o öyle söylemiş ama artık hani politik lisanı münasiple söyleyecek. Ee, dünya insanlığını kaybetti. Yani çok üzgünüm. Günlerdir burada yayın yapıyoruz. Bir şeyler anlama, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yok. Yani bundan sonra yapacağımız yayınlarda ee, ya sen ne düşünüyorsun gerçekten falan gibi kimsenin aklına gelmesin veya sormasın. Dünya insanlığını kaybetti. Biz de eldeki verilerle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Eldeki veriler bu maalesef. Birleşmiş Milletler epey geriden 14 gün sonra Genel Sekreter Refah kapısına gitmiş ve ölüm kalım meselesi demiş filan. Bir de yani giden 60 tırlık malzeme işte 1000 tondan fazla gıda yardım var bekliyor kapıda. Bunun 20 tırlık malzemesi işte Amerikan'a gönd. Bu 60 tırlık malzeme de yarım milyon insanın bir haftalık ihtiyacını karşılayacak kadar. Şimdi orada 2.3 milyon insan var. Bunun dörtte birinin bir haftalık ihtiyacı kadar malzeme bekliyor refah sınır kapısında. Vahameti görüyor musunuz yani? Su yok. Yani hastanede e, sirkeyle e, dezenfekte ediyorlar e, yaraları falan doktorlar. Yani her şeye ihtiyaç var. Kiliseye saldırı. Kudüs Rum Ortodoks Patikanesi kınamış Rum Ortodoks Kilisesine saldırı var. Ölü yaralılar var. İsrail olayla ilgili yorumda bulunmamış. Yani şunu söyleyeyim İsrail yani Kurulduğundan beri e, kilise, okul, e, hastane, ambulans falan gibi kutsalları olmadı. Dolayısıyla bu tür saldırılarda da baş, baş şüpheli olmasından e, daha doğal, daha normal bir şey yok. O arada İsrail Savunma Bakanı ki of nasıl şahin yani nasıl şahin bir hükümet var öyle bir zamana denk geldi bu olay. Yani Hamas tarafından, Hamas açısından değerlendirildiği değerlendirdiğinizde de bir sürü soru işareti var. Hamas ne yapmakta, nereye varmak istemektedir, bu nasıl bir iştir falan diyebileceğiniz. Yani o alabildiğine sıkışmış en şahin İsrail hükümeti döneminde siz İsrail'i kaşıyorsunuz. Ölmeniz öldürülmeniz ve Gazze'nin kuşatılması, Gazze'de taş taş üstünde bırakılmaması mukadder. Böyle bir dönemde böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani gerçekten enteresan. Fakat yalan söylüyor İsrail Baş, e, Savunma Bakanı günlük e, gazze şeridinde diyor gazze şeridine gireceğiz haması yok edeceğiz ama ondan sonra günlük yaşamı kontrol etmeyi planlamıyoruz haydi oradan girdiğin her yerde günlük yaşamı kontrolüyorsun ve girdiğin her yerden bir daha geri adım atmıyorsun. Yani İsrail'in nihai amacı Hamas'ı ve Batı Şeria'yı tamamen bitirmek, İsrail topraklarına katmak, Filistinlilere de ikinci sınıf vatandaşlık stat statüsü verip asimile etmek ve elemek. Yani Başka bir amacı yok ki. 1948'den beri böyle. 67-73 savaşları, geriye doğru bütün tarih böyle yani. Bahattin Yücel Savunma Bakanı'nın açıklamalarını böyle e, yorumlamış. Karşılıklı bir terör var esasen. Yani e, sivillere hedef alan, kutsal tanımayan, hastaneye hedef alan. Kim hedef almışsa almış hastaneyi. Hamas veya İsrail fark etmiyor haneleri hedef alan, ambulansları hedef alan, gençleri, çocukları, günahsız bebekleri hedef alan. Her gün ortalama 300 kişi ölüyor. En son Gazze Sağlık Bakanlığı 4137 olarak açıklamış rakamı. Her gün artıyor bu rakam. 300 300 artıyor ve bunların üçte biri çocuk. İsrail'de rakam dondu. Artık 1300 1400 orada dondu. İsrail işte bunun intikamı amacıyla bir takım saldırılar düzenliyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ayrı hikaye ama Gazze'de ölüm sayısı artıyor ve belli ki devam ettikçe bu böyle eklenecek 300 300 artacak ve bir de e, doğal nedenlerle diyeceğiz ama esasen doğal nedenlerle de denmez ona yani susuz kaldığı için, ilaçsız kaldığı için, gıdasız kaldığı için, e, enerjisiz kaldığı için ölenler var Gazze e, şeridinde yani bir bombayla ölmek, ölmüş olmaması doğal nedenlerle yani şey bulamadığı için, imkan bulamadığı için, gıda bulamadığı için, ilaç bulamadığı için, enerji olmadığı için ölen insanları da aynı kefeye koymak icap eder. Çünkü o da onun bir sonucu yani. Gazze'de son sınırlar bu. Belli ki işte kuzeyden güneye doğru bastıracaklar. Vadi Gaza denen bir hat var. O hattın altına doğru, güneyine doğru bastıracaklar nüfusu. Yukarıda kontrol sağlayacaklar ve muhtemelen bu Vadi Gaza denen çizginin üstünde Hamas'ın örgütlendiğini, tünellerin ve sair oralarda örgütlendiğini veya oralara kazıldığını veya oralarda işte rehinelerin tutulduğunu ya da mühimmatın saklandığını falan düşünüyor İsrail. Mesele rehineler değil çünkü BBC doğrulatmış bunu. Hamas'ın Ateşkes karşılığında bazı rehineleri serbest bırakabileceğine yönük teklifi İsrail tarafından reddedilmiş ya da kabul edilmemiş. Mesele rehineler değil, rehine meselesini de geçti. Yani Hamas'ta 200 rehine mi var, 250 rehine mi var, kaç rehine olursa olsun hepsini salıverseler de İsrail geri adım atmayacak. Çünkü mesele rehineler değil. Yani o eşik aşıldı. O eşik zaten ta ilk 48 saatte aşılmıştı. Evet. Efe Çaman Hoca paylaşmış. Amaç diyor Hamas'ı kastederken. Gazze'deki insanların hakkı hukuku falan değil. Amaçları global cihat. O ve Gazze'deki insanları da kalkan olarak kullanıyorlar. Gazze'deki insanların Gazze'yi terk etmesini, Refah'tan öbür tarafa geçmesini, başka bir yere yerleştirmelerini, ülke yani ülkeyi dönmemek üzere terk etmelerini falan falan istemiyorlar. Orada o insanları kalkan olarak kullanıyorlar kendi tünellerine, kendi e, mühimmatlarına vesaire neyse, kendi saldırılarına. Sorarım e, şükür secdesi yaptılar bilmem ne. Siz bir saldırı yaptınız. Siz işte efendim sivillerin arasına daldınız. Çok noktadan son derece planlanmış silahları falan geliştirilmiş neyse. Gerçekten İsrail ordusuna göre basit denebilecek gereçlerle kayıplar verdirdiniz. İsrail'in geriye doğru 15 yıldır vermediği kadar 15 yıldır vermediği kaybın 5 katını bir günde verdirdiniz. Ve bundan dolayı mutlu oldunuz. Zafer naraları attınız. Gazze'de de atıldı bu naralar ayrı bir konu. Fakat 4000'i geçti ve her gün 300 kişi ölüyor. Umrunuzda mı? Söyleyeyim umurları da değil. Mesele o değil yani. Efe Hoca da biraz onu yazmaya çalışmış. Gazze şeridi küçülecek en tehlikeli planını Eli koyan İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı diyor. Milliyetin manşeti buydu. Evet bu. Ama bu noktada yani bu noktaya Türk basını bile 10 gün sonra geldi. İki devletli deniyor ama ortada sadece İsrail var diye abuk bir yorum çıkmış. Yani şu haritada paylaşılıyor ve bu harita üzerinden böyle yorumlar yapılıyor. Yani üzgünüm ama bağımsız devlet fırsatı şeyde kaçtı. 1948'de kaçtı. O zaman iki devletli çözümü Birleşmiş Milletler Filistin tarafına, İsrail tarafına birlikte önermişti. Filistin tarafı ya İsrail devletini tanımıyoruz. Bırak bir orada bir tane devlet var Filistin. Veya bir tane devlet olmalı Filistin deyip İsrail'in devlet kurmasına karşı çıktı. Kendi devlet kendileri de kendisine yani kendilerine devlet teklif edilen devlet fikrini kabul etmediler. Aynı durumu 2000'lerde bir kere daha Yasser Arafat'ın ayağına kadar geldi. O zaman da reddettiler. Esasen Filistin liderleri reddetti. 48'de ve 2000'lerde iki defa bilinen reddedilmiş devlet önerisi var. Şimdi kaçtı. Yani üzgünüm. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de aynı şeyi seslendiriyor. İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında iki devletli çözüm ama bu fırsat kaçmıştır. Bu fırsat geçmişte basiretsiz, ferasetsiz ve Filistin davası üzerine kendi kişisel ne bileyim zenginliklerini veya şanlarını, şöhretlerini filan kuran liderler, örgütler tarafından kaçırılmıştır. İlk yayınlarda bahsetmiştim. Filistin devleti kurulursa, Filistin bir devlet olur, bir parlamentosu olur, Filistin'e demokrasi gelir, insanlar gene görece kendi devletleri kurmanın veya en azından belli bir toprakta en azından dünya tarafından tanılan ee, ve bir böyle açık cezaevi veya toplama kampı koşullarında değil daha hür koşullarda pasaportlarının olduğu falan koşullarda yaşasalar Hamas böyle bir şeye razı gelir mi Allah aşkına? Bir, bir anda Hamas'ın varoluş nedeni ortadan kalkar. Hamas kendi varoluş nedenini ortadan kaldırır mı? Evet şu harita. Yani bu haritada evet doğru bir harita. 2022, işte ...1922 tarihli bir harita ve o dönemde Filistin toprakları turuncuyla sarıyla işaretli ve yeşille işaretli olan şimdiki işte Ürdün toprakları şey mandasındaydı İngiliz mandasındaydı İngiltere oraya e, yoktan icat etti bir Ürdün devleti kurdurdu Şerif Hüseyin'e e, sonrasında işte onun soyundan gelen şu anda Kral Abdullah devam ediyor... E, ve zaten Ürdün devletinin %70'i Filistinli, Yani nüfusun %70'i Filistinli. Bu Filistin meselesinde de taraf ülkelerden biri sıkışmış durumda. Fakat İngiltere Filistin'i mandası altında tuttu. Yani İngiltere yani Ürdün'e bir devlet kurdurdu ama Filistin'e kurdurmadı. 1947'ye gelindiğinde de pılını pırtını toplayıp çıktı. ve iki devletli çözüm Birleşmiş Milletler tarafından önerildi. Filistin de reddetti. Başta da söyledim. Ve dolayısıyla büyük bir fırsat kaçmış oldu. 1922 haritasıyla 2023'te yani 100 sene sonra amel etmenin bir manası yok. Yani bitti gitti bu. Yani bu haritaya bir bardak soğuk su için. Şimdi başka bir harita var ve bu harita üzerinde oturup e, yeni düzene bakmak gerekiyor. Ama yılda 36 milyar dolar askeri savunma yardımı alan İsrail Amerika'dan ve hala işte yeni yardımlar gelecek filan falan. Topuyla, tüfeğiyle, jetleriyle, bombasıyla ve dünya desteğiyle falan sizi ezmiş yani ufalamış ve yok etmeye çalışıyor falan bu noktada ikinci devlet iki devlette çözüm falan bitti yani üzgünüm keşke yanılıyor olsam. Levent Genez'in son yayınında vardı. Gerçekten güzel bir soru. Dünyada olup biten bütün hadiseleri Erdoğan üzerinden okumaktan bıkmadınız mı? Evet. Bir seyirci sorusu ama gayet güzel, yerinde bir soru. Bunu ben döndürüp Bizi seyreden insanlara soruyorum. Yani gerçekten bıkmadınız mı? Meseleyi Erdoğan üzerinden okumaktan, Türkiye üzerinden okumaktan, Ankara üzerinden okumaktan. 14 gündür anlatıyorum. Yok masada hiçbir yerde Türkiye ve Türkiye'nin tezleri. Ve size başka bir hikaye anlatılıyor. Dünyadaki her şeyi yani olan biteni, kendi ülkenizde olan biteni de artık yani o zaviyeden, o çerçeveden, o açıdan ele almamanız icap ediyor. Ankara açısından, Erdoğan açısından, saray açısından başka bir yere gidiyor. Yani uzun zaman sonra ilk defa yaşanan ve yaşanacak gelişmeler karşısında e, kaygılandım son günlerde. Endişe duydum. Hemen herkes için, tüm dünya için ve kaygılanacak, endişe duyulacak günlerden geçiyoruz. Figen Albuka Çalıkuşu paylaşmış. İnsanlarımızın Filistinler için koy, ortaya koyduğu dayanışma ruhu, acaba diyor, neden Değişik pek çok hak kıyımında, hukuk yargı depremlerinde, adalet çığlıklarında, çocuk istismarın, istismarında, kadınların katledilmesinde yok. Soru bu. Burada da hak aramıyor. Filistin meselesinde de. Orada zaten dönüp bakmıyor. Mesele başka yani. Guardian'dan kestim getirdim bunu. Rus, orijin olarak Rus, Amerikan vatandaşı bir gazeteci Mayıs'ta Rusya'ya aile ziyaretine gidiyor ve bir daha da çıkamıyor. Ve 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor ve işte kendisine yönelik suçlamada ajanlık daha önce Wall Street Journal'ın bir gazetecisi aynı şekilde Rusya'dan çıkamamıştı bu tür şeyler oluyor ve olacak artık <laughs> bölgede yani dünyadaki ülkeler arasındaki çekişmeler savaşlar pozisyonlanmalar gazetecilerin de mesleğini yapmasını veya seyahatlerini güçleştirdi. Ee, çok az gazeteci e, beynel minel yani dünyada her yere gidebilir, dolaşabilir, haber takiminde bulunabilir. Artık sıkıntılı belli coğrafyalara gitmek, belli ülkelerin üstünden bile geçmek, uçakla dahi olsa. E, haliyle gazeteciler açısın e, gazeteciler yönüyle de artık görev yapabilecekleri alanlar hayli e, sınırlandı. Ayrıca savaşlarda da ciddi bir biçimde e, can emniyeti problemi var. Yaklaşık 20 gazeteci hayatını kaybetti 7 Ekim'den bu yana. Devam eden çatışmalarda i̇srail hamas gazze savaşında, çatışmasında her neyse. Her nereden füze isabet etmiş veya ateşli silah isabet etmiş olursa olsun mesleğin gerçekten güçleştiği bir döneme de girdik. Bir başka görselle yavaş yavaş manşeti noktalayalım ve iyi hafta sonları dileyelim. Bu fotoğraf İsviçre'den, Güney İsviçre'den bir uydu antenine hangi sistem için olduğu önemli değil uy, büyük bir çanak bir uydu anteninin içine e, güneş enerjisi sistemi döşemişler ve yani e, alandan tasarruf enerjiden tasarruf hemen her alan biraz daha yaklaştırayım görün hemen her alanı insanoğlu bu şekilde değerlendiriyor değerlendirebiliyor eğer isterse eğer planlarsa eğer buna niyeti varsa Güney İsviçre'de bir çanak içi bile, iç yüzeyi bile değerlendirilmiş. Aman boşa gitmesin demiş. Bu alandan tasarruf edelim ve güneş enerjisi panelleriyle çepeçevre kaplanmış. Evet. Muhtemelen bu santralin ve çevresinin ihtiyacını karşılayacak bir enerji üretiyor. Evet. Bu duygularla ve bu gündemle kapatıyoruz. Hafta sonu belli ki Gazze meselesi devam edecek. Hafta başı tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.